Çektiğimiz kılıç videoları ilgi görmeye başladı biliyor musunuz Bahadır Bey? Ama biz evet. biliyorduk ki programları çektikten sonra sorular gelmeye başladı. Hangi programı, hangi kılıçta önerirsiniz? Hangi kılıçlar daha etkili? Bize bu programın hangi kılıçta olduğunu söyleyin gibi birçok geri dönüş aldık sizlerden. İlginiz için de son derece teşekkür ederiz. Biz kılıçları anlatmaya devam edeceğiz. Mümkün olduğunca ne kadar farklı okulu tanıtırsak, ne kadar farklı okulu anlatırsak ve onların popüler olduğu programlardan bahsedersek doğru bir etkileşimi sizin adına yaratacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla da bugün konumuz Niagara Kılıç. Evet. Nerelerdeyiz? Nerelerdeyiz lokasyon olarak? Filmlerden de zaten çokça duymuşsunuz arkadaşlar. Hani meşhur Marilyn Monroe'nun rahmetli bir filmi vardı. Çok çok ünlüdür yani Niagara diye. Niagara Kılıç da ismini aslında buradan, bu bölgeden alıyor. Niagara bölgesinde bulunuyor. Fakat hani tam şelalenin dibinde mi? Hayır, değil. Burası hani bir bölge olarak adlandırılıyor. Zaten şehir Niagara. İki tane kampüs bulunuyor Niagara Kılıç'ın. Bir tanesi Niagara on the Lake dediğimiz kampüs. O alanı zaten Niagara on the Lake deniliyor. Bir tanesi de Vedanta kampüsü. Birçok farklı tarzda programları var arkadaşlar. Sertifika programları var. 1 senelik, 2 senelik diploma programları var. 3 senelik advanced diploma, 4 senelik bachelor degree'leri de var. 10.000'in üzerinde öğrenciye servis veriyor. 1.000'in üzerinde international öğrencisi var. Bu demek oluyor ki yani çok büyük bir çoğunluğu aynı zamanda Kanadalı öğrenciler de oluşturuyor. Dolayısıyla hani daha çok böyle bir Kanada deneyimi isteyen öğrencilerin, Toronto veya işte Vancouver dışındaki opsiyonları değerlendirmek isteyen öğrencilerin öncelikli olarak dikkate alabileceği okullardan bir tanesi. Oldukça da kaliteli bir okul. Uluslararası çevrede tanınırlığı da son zamanlarda gittikçe artmaya başlamış durumda. Öne çıkan programlardan falan da bahsedeceğiz. Evet, size. Hani daha çok hani kılıçları ya da üniversiteleri anlatılırken biz kampüslerinden, yaşam olanaklarından bahsediyoruz. Çıkardığı araştırmalardan, akademik yapısından ama ne kadar da olsa bir okulun üne çıktığı, ünlendiği bölümler var. Popüler Kesinlikle. Olduğu bölümler var. Mutlaka onlardan da bahsetmek istiyoruz. Bu okul için ne söylersiniz mesela? Arkadaşlar, Niagara'nın en güçlü olduğu alanlardan iki tanesi, özellikle yani daha çok diğerleri de tabii birçok alanda da yine çok iyi programlar var ama en çok bilinen Niagara on the Lake bölgesi, Niagara bölgesi, üzüm bağlarıyla ve şaraplarıyla çok ünlü. İlk defa duyuyorum ben. Hani şelali hep artık gündemde, bloggerların gündeminde de. Aynen öyle. Bu konularda ünlü bir yer. Dolayısıyla da Niagara bunun üzerine çok spesifikasyon sağlamış da bir okul. Hani winery'si var, brewery'si var. Yani bütün hani bira, evet hani aynen bira üretimi, kendi şarap mahzenleri vesaire. Dolayısıyla hani bu alanlarda seçebileceğiniz çok iyi bir okul. Yani gurme ile ilgili bir çalışma düşünüyorsanız önerilebilecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Eğitim kalitesi çok çok yüksek bu alanlarda. Hatta tesisleri de çok çok iyi. İnşallah bizim editörümüz Hakan da bununla alakalı görselleri de araya serpiştirecektir. Çünkü hakikaten çok güzel görselleri var okulun. Çünkü bu alanda gerçekten çok çok ünlü. Diğer bachelor tarzında programlardan başlayarak geriye doğru da birazcık hani hangi alanlarda evet. eğitim verildiğinden biraz bahsedersek bence iyi olacak. Fakat bundan önce şeyi de söyleyeyim. Arkadaşlar mesafeyi merak eden arkadaşlar olacaktır. Hani Tabii. büyük şehirler, en yakın, en büyük şehir hani Toronto'ya özellikle. Bir de havaalanı var mı yakınlarda? Niagara'nın kendi hani havalimanı yok. O şekilde hani bu uluslararası havalimanı yok. Dolayısıyla hani varan öğrenciler en yakın mevki olarak Toronto'ya varmak durumunda kalıyorlar. Oradan aktarma yapıyor. Toronto'dan aynen. Zaten hani okulunda kendi şekilde böyle servisi var ve okulda sizi aldırabiliyor hani yani. Toplam yaklaşık olarak işte 1,5-2 saatlik hani gidilen şeye göre, zamana göre, trafik olup olmadığı durumuna göre yaklaşık olarak 2 saatlik mesafede bulunuyor Toronto'ya. Havalimanında tabii birazcık daha kısa mesafe çünkü havalimanı birazcık daha Toronto şehrinin batısına doğru yer alıyor. Batıdan da orada geldiği için Niagara birazcık daha kısa sürüyor. Ama şehir merkezinden gelirsiniz Toronto'da. Yaklaşık olarak işte 2 saat kadar sürüyor. Hani onu söyleyebilirim. Mesela bachelor olarak game design programı var arkadaşlar ki son dönemde oldukça revaçta yani game ile alakalı. Siz de özellikle... Evet, çektik de bununla ilgili programlar da çektik ve sorular da geldi. Aynen. Ve bu Honors Bachelor diye geçiyor arkadaşlar. Yani normal bachelor da değil, Honors Bachelor olarak geçen bir program. Keza yine Bachelor of Science, yine Honors, game programı alanında uzmanlaştığınız bir program var arkadaşlar.
Keza yine Broadcasting, Radio, Television and Film Production ile alakalı programlar var. Bunlar yine 2 senelik, 3 senelik olarak da değişiyorlar arkadaşlar. Business Administration var. Bu çok doğal olarak yani birçok zaten okulda var. Child and Youth Care dediğimiz yani işte Early Child Education'dan işte tutun da işte Youth Care'e kadar bir sürü program alternatifleri var. Computer Program Analyst diye bir programımız var. Construction Engineering Technology dediğimiz, arkadaşlar bu geçen başka videolarda da söylemiştik. Bir programda bu çok büyük bir ayrımdır. Bir programın isminde özellikle teknik bölümlerde teknoloji kavramı geçiyorsa bu program 3 senelik advanced diploma programıdır. Eğer technician kavramı geçiyorsa arkadaşlar bu 2 senelik diploma programıdır. Yani bu açıdan seçimi doğru yapabilmeniz, kolaylıkla programlar arasında hemen hızlıca geçiş yapabilmeniz, inceleyebilmeniz açısından o ayrımı bilmeniz, gözetmek lazım. Bu ayrımı bilmeniz çok önemli. Keza aynı Dental Hygiene diye bir bölüm var arkadaşlar. Yani dental. Ama şunu şöyle bir şey, uluslararası öğrencilere çok hitap ediyor mesela bu bölüm. Hitap etmiyor. Çünkü hani sağlık sektörü Kanada'da özel sektör değil tamamen devletin kontrolünde olduğu için de yani göçmeninizi almaksızın sağlık sektöründe işe yerleşebilmek kolay değil. Yani çok çok zor hatta imkansız diyebilirim. Kulineri alanında oldukça gelişmiş bir okul bu arada arkadaşlar. Kulineri Innovation and Food Technology diye bir co-op'lu bölüm var. Co-op'lu olması da oldukça iyi. Okulun da zaten kendi müştemilatında da çalışabiliyor öğrenciler. Ki bu arada Niagara bölgesi zaten şeyden ötürü de, şelaleden ötürü de çok çok turistik bir yer. Yani Kanada'nın en çok... bölgesi. %100 Kanada'nın yani kumarhaneler bölgesi aynı zamanda. kumarhanelerin hakikaten yoğunlukla bulunduğu bir yer. Çalışma imkanı çok. Kesinlikle. Yani Kanada en çok turist çeken 3-4 destinasyondan bir tanesi Niagara bölgesi. Hani bu kadar büyük bir ülkenin en iyi üçüne girmek hakikaten çok ciddi bir olaydır. O yüzden de hani öğrencilerin özellikle kuliner alanında, işte hospitality alanında keza yine. Turizm alanında hani okulu bitirmeleri durumunda hemen işleri bir anlamda hazır gibi oluyor arkadaşlar. Bu açıdan çok çok iyi. Keza yine electrical engineering, electronics engineering alanlarında var. Yine game development, graphic design var arkadaşlar. Yani birçok alanda yelpaze genişliyor. Bir de bunun yanında mesela şöyle bir program var ki hakikaten bulunması çok kolay bir program değil arkadaşlar. Çünkü özellikle Türkiye'de bu spor meslek lisesi okullarını veya işte 4 senelik beden eğitimi bölümlerini biten öğrenciler yüksek işte, lisans. Aynen postgrad yapmak için mesela düşünebiliyorlar. İşte sport management diye bir bölüm var arkadaşlar. Bununla ilgili bir tane öğrencimizden mail almıştık hatta. Evet. Sport management diye bir bölüm var arkadaşlar. Yani hakikaten de çok çok kolay her okulda bulunan bir bölüm değil. Bu açıdan da hani Niagara değerlendirilebilecek alternatiflerden bir tanesi. Hani çok fazla sayıda olmayan alternatiflerden bir tanesi. Bu açıdan özellikle öneriyorum arkadaşlar. Bir diğer program mesela hani ilgilenebileceğiniz arkadaşlar yine beden eğitimle alakalı olanların Fitness and Health Promotion bölümü var. Çünkü hani bu sadece Fitness and Health sadece işte bir yani instructor olarak çalışmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda bunun promotion ve marketing yönünü de öğrenmiş oluyorsunuz. Çünkü artık dünyada çok ciddi bir yere gelmeye başladı hani Fitness and Health Care. Dolayısıyla hani bu açıdan ekonomisi var. Ciddi bir ekonomi oluşmuş. Aynen öyle. Hair styling diye bölüm var. Bu arada Kanada arkadaşlar kuaförler inanılmaz kazanıyorlar. Avrupa ülkelerinin çoğunda böyle yani aynen. İşçilik gerektiren her şey inanılmaz pahalı. Bizdeki kadar ucuz bir şey bulamıyorsunuz. Aynen öyle. Bir de arkadaşlar law clerk diye bir bölüm var. Mesela hani şeylerin bizdeki hani hukuk mezunlarının veya hukukla ilintili bölümler okumak isteyen öğrenciler için mesela bir alternatif oluşturabilecek. Yüksek lisans yapmak law isteyen. Law clerk bölüm var. Yüksek lisans değil bu daha çok daha alt seviyede bir bölüm. Yani diploma seviyesinde bir bölüm. Ama hani ben kariyerimi Kanada'da devam ettirmek istiyorum diyen öğrenciler için şöyle bir alternatif olabilir arkadaşlar. Hani vize için bir başka bölümle, postgrad bölümüne başvurup, erkenden başvuru yapıp vizenizi mesela aldıktan sonra yine program değişikliği yapabilirsiniz. Hani vize de tutarlı olması açısından bunu söylüyorum. Bu da çok ciddi bir tüyodur. Okul izin verdiği doğrultuda hani ve programda yer olması durumunda böyle bir şey de yapabilirsiniz. Keza yine başka hani uluslararası öğrencilerin ilgisini çekebilecek bölümler açısından hani çünkü birçok genel geçer bölüm var arkadaşlar. Genel geçer bölümler neredeyse hepsi var. Fakat hani birazcık daha hani spesifikasyon olması açısından mesela hani winery and viticulture technician diye bir şey var arkadaşlar. Direkt bu winery. Güzel. Bununla ilgili program çekmemiştik aslında. Bir gün çekelim. Çekmedik. Hatta Niagara College'in winery programı ile alakalı da bu programı çekelim. Çekelim. Detaylandıralım bunu. Hani şahsen böyle wine tasting yapan birisi olarak gerçekten de arkadaşlar. Hani winery yönetimi başka bir olay oldu. Evet. Bunun ciddi bir turizmi var dünyada. Turizmi de var ve de şöyle de bir şey var arkadaşlar.
bu işin gerçekten eğitimini alan profesyoneller dünyada çok az sayıda. Biz bunu birkaç konuda daha bahsetmiştik, hatırlarsınız. Mesela Snow Resort Operations bölümünde. Golf'te bahsettik. Golf'te aynı şekilde bahsettik arkadaşlar. Hani bunların eğitimlerinin verildiği dünyadaki okul sayıları az gerçekten de. O yüzden de bu tip spesifik eğitimleri bulduğunuz zaman ilginiz de varsa, özellikle mesela food and nutrition, beverage alanında falan mesela bir eğitim aldıysanız, altyapınız bu yöndeyse hakikaten de çok... Niş alan bunlar. Aynen. Mesela hani bu tip bir bölümü almak şu açıdan da mesela normalde biz öğrenciler hep şunu öneririz. Üniversite mezunları öncelikli olarak vizelerde özellikle problem yaşamamak adına postgrad bölümlerini tercih etsin deriz. Hani vizeye onlarla başvursunlar deriz. Fakat örneğin bu bölüm o kadar spesifik bölüm ki. Bu bölümle başvurursanız arkadaşlar üniversite mezunu olarak atıyorum işte food ile alakalı, nutrition ile alakalı bir bölümden mezun oldunuz. Onun üzerine mesela bunda spesifikasyon yapmak istediğiniz için bu 2 senelik diploma programı var, technician programı. Ama bununla başvurursanız hiçbir şekilde ne dikkat çekecektir ne de sizi hani böyle bir şüpheli bir case olarak ele alacaklardır. Çünkü bu evet başka bir alan. Yani hani başka bir alan derken çok spesifik bir konu bu. Genel geçer bir konu olsaydı mesela problem yaşayabilirsiniz. Örnek. İktisat mezunusunuz, gidiyorsunuz 2 senelik business administration alıyorsunuz. Bu tabii ki dikkat çeker. Çünkü iktisat zaten fakülte olarak birçok şeyi genel olarak görüyorsunuz. Evet. Akademik eğitim alsanız da. O yüzden de hani bu tip bölüm gidecekseniz 2 senelik bölümlere, üniversite mezunu olarak bu tip bölümlere gitmenizi özellikle öneriyorum. Peki bu programın içerisinde co-op var mıydı? Co-op yok programın içerisinde. Kendisi zaten 4 dönemlik bir program. Fakat son dönemin çok büyük bir çoğunluğu field placement dediğimiz yani kendi alanında eğitim gördüğü alanda hem çalışarak hem de not almaya bağlı bir sistem anlatmıştık yürüyor. Anlatmıştık o fieldsler, evet, field co-op nedir, aradaki fark nedir diye böyle bir kesinlikle. Videomuz var. Eğer aklınıza takılırsa o videoyu seyredin. İkisi arasındaki farkları çok detaylı bir şekilde Bahadır Bey anlatmıştı. Aynen. Keza aynı hani biz şey programlarına değinelim. Hani graduate certificate dediğimiz postgraduate programlarına da arkadaşlar değinelim. Burada hani ilginizi çekebilecek özellikle şu bölümden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Autism and Behavioral Science dediğimiz bir bölüm var arkadaşlar. Postgrad bölümü. Özellikle hani bu özel bakıma muhtaç çocuklar. Evet ve maalesef ki dünyadaki oranları da gitgide artıyor. Her ne kadar önlemler alınsa da. Ve açık konuşmak gerekirse arkadaşlar bunların bu özel bakımlarıyla ilgilenen bireyler çok çok ciddi maaşlar alıyorlar. Çok çok ciddi kazançlar sağlıyor. Bu bölümü özellikle önerebilirim size arkadaşlar. Bu arada başka bir bölümden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çok çok iyi bir bölüm. Kanada'da artık biliyorsunuz kanabis legal hale geldi. Yani hani satışı ve kullanmak legal. Yani bizim hani marihuana öyle diyeyim. Burada reklamını yapmak gibi olmasın da hani bizim ülkemizde legal olmayabilir, başka ülkelerde legal. Buna özel bir bölüm direkt olarak oluşturulmuş durumda arkadaşlar. Bölüm de adı Commercial Cannabis Production. Yani ticari marihuana üretimi. Dolayısıyla hani bunu evlerde falan üretildiğini duyuyoruz saksılarda falan filan. Hani yapanları falan duyuyoruz sağdan soldan. Onun hani, akademisi var. Bunun akademisi var arkadaşlar. Çünkü ülkede legal durumda. Keza hani bir başka bölüm Ekosistem Restoration var. Bu özellikle çevre mühendisleri için oldukça ilgili olabilecek, ilintili olabilecek bir bölüm. Çünkü çevre mühendislerine yönelik tek bir bölüm de yok bu arada. Hani onlar da, o arkadaşlar da spesifik olarak bizle irtibata geçerlerse onlara da bölüm önerisi yaparız. Çevre mühendisleri için çok çok iyi bölümler var. Sadece Niagara College'daki hani size karşılığı olan bölümü söylüyorum. Ekosistem Restoration sizin için çok ciddi bir alternatif olabilir. Keza yine Event Management var arkadaşlar. Yani Niagara gibi bu kadar büyük bir turizm şehrinin de Event Management eğitimi almak güzel. Sizin için oldukça artı puan olacaktır. Zaten çok ciddi şeyler var. Keza bir başka bölüm var arkadaşlar. Bu da yine Robotics ile ilişkilendirilebilecek bir bölüm. Industrial Automation bölümü var arkadaşlar. Otomasyon günümüzde çok başka bir yere geldi. Hatta bunda Robotics ile alakalı videosunu çekmiştik. Çektik. Hatta bunlarla alakalı çok güzel sorular da geldi hatırlarsanız. Çok bilinçli sorular geliyor ve bu çok hoşumuza gidiyor. Hani aynen. Şunu görüyoruz. Emeklerimiz boşa gitmiyormuşu çok iyi hissediyoruz. Aynen. Doğru kaliteli sorular bizi de heyecanlandırıyor. O zaman daha yeni arayışlar içerisine giriyoruz. Daha ne anlatabiliriz? Daha farklı ne olabilir? Kendimize soruyoruz. Bu bile çok keyifli ve çok güzel. Kesinlikle. Birkaç tane daha bölüm var tavsiye etmek istedim. Bir tanesi International Business Management arkadaşlar. Oldukça iyi veriliyor okulda.
Bir diğer arkadaşlar postgrad seviyesinde yine Vine ile alakalı Vine Business Management var. Onun yöneticiliği var yani. %100 yani brewery alanında bir eğitim aldıysanız mesela yiyecek içecek yönetimi vesaire gibi bir eğitim aldıysanız 4 senelik herhangi bir yerde olabilir. Bunun postgradını Niagara College'da yapabilirsiniz. Çünkü hakikaten eğitim kalitesi çok çok yüksek bu alanda. Özellikle öneririm. Public Relations bölümü var yine. Halkla ilişkiler. Hani bu da oldukça fazla sayıda öğrencinin özellikle kurumsal iletişim ve halkla ilişkilerin çok günümüzde önem kazandığı noktalarda revaçta olan bir bölüm haline gelmiş durumda. Genel olarak bölümsel anlamda söyleyeceklerimiz evet. Hani bunlarla kısıtlı. Çok fazla sayıda bölüm var ama biz çok genel geçerlere de değinmedik açıkçası. Zaten programları detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Şöyle, bugünkü amacımız zaten biraz Niagara College'ı tanıtabilmekti. Onun özel olduğu, niş olduğu bölümleri size ifade edebilmekti. Tabii ki çok farklı, çok özel sorular olacak biliyoruz. Deneyimledik. Geliyor bu sorular bize. Gelsin de istiyoruz. Kaliteli soruları merak ediyoruz çünkü. Buyurun. Bir şey değinmeyi unutmuş olabiliriz. O ne da programın ücretleri konusunda, okulun genel ücret seviyesi konusunda arkadaşlar. Yani Toronto okullarından farklı değil. Hatta bazı bölümlerde daha rekabetçi olduğunu da söyleyebilirim. Dolayısıyla hani fiyat anlamında öyle bir hani uçuk kaçık bir durum da yok. O yüzden de hani sizin için yine bir avantajlı bir durum oluşacaktır. Keza dediğim gibi Kanada'nın gerçek Kanada deneyimini yaşamak istiyorsanız ve turistik bir çevrede yaşamak istiyorsanız arkadaşlar oldukça avantajlı. Oldukça uygun bir alternatif sizin için. Çünkü yaşam maliyetleri de Toronto'ya nazaran yine keza daha düşük yani Niagara'da. Her ne kadar çok turistik bir şehir olsa da. Farklı sorular olursa, fazla sorular olursa bekliyoruz bunları. info@yurtdışieğitim.net'e atabilirsiniz. Bahadır Bey'in adına mailler geliyor. Çok teşekkür ederim. Videonun içerisinde ben de oluyorum ara sıra. Beni de fark etmeniz dileğiyle diliyorum. Yeni bir kalıçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.